askere gidip burada ben sandık makineyle çalışıyordum. Askere gidince değil mi? İşte sordular fotoğrafçı yok mu diye. Ben dedim var. Çıktım orada. Onlar işte Amerikalılar çalışıyordu. Eskişehir'de. Burada sandık makine zanaatını kimden öğrendin? Sandık makineyi kimden öğrendin? Vallahi kendim öğrendim onu ben. Anladım. Yalnız baktım da şeye, arkadaşlara. Bir de Şükrü amcaya baktık, anladın mı? Fakat yapamıyor o zaman şey. Yalnız çok güzel bir anda sandık makineyle çekiliyor fotoğraf. Ama teknik çalışacaksın ve banyoyu kendin yapacaksın. Yani onların şeyine göre. Çok fotoğrafçı bilmez yani şey. Ne ilaçları yani içerideki. Biz hepsini şey yapıyoruz. İlaçlar da soğukta sıcakta değişiyor yani çalışmaz. Soğukta daha başka türlü. Yani sıcakta çabuk gelişir. Makineyi ona göre ayarlama yapıyoruz. Makineyi kimden almıştın sandığı? Sandığı vallahi askerdi. Bir askerden aldım şeyde. Çanakkale'de. Satıyormuş diye duydum. Gittim onu aldım yazdım. Askerden önce BİGA'da yaptın bir süre. BİGA'da değil, bu, ya, köylerde ya. Köylerde. Kaç yıllıydı? 61'de. Köylere gidip böyle eski evet. Fotoğraf çektim. Evet, evet. Tütün durumu çıkmıştı. O ara yani. Tütün ekmek. Bizim şey vermişler, kotaya vermişler yani. Velhasıl. Senin anlayacağın. Gezdik köyleri gezdim. Çektim resimleri. Güzel oluyor yani an bilerek oldu mu. Tütün için vesikalık mı gerekiyor? Vesikalık. Peki askere gittin. Kaç yılında gittin? 58-59. Askerde mi öğrendin zanaatı? Askerde öğrendim yani esas şeyi. Fotoğrafçı. Sonra? Amerikalıların içinde yani. Amerikalılar gitmeye çalışıyor adamları salmıyorlar. Dediler bir adam yetiştireceksin demişler. Ondan sonra bak dediler adam benim yanımda da şey yüzbaşı vardı. Arkadaşı dediler iyi yetiştirmeden salmayız. İyi yetiştir. Ondan sonra memleketine gideceğiz. Olmuş yani müddetleri şey. Yani onlar şey üzerine çalışıyorlar. Yerazileri çekiyorlar yani. Senin anlayacağın. Yani harp zamanı nereye yerleşeceğiz? Haritaya bakacaklar. Harita yapıyorlar. Haritaya alıyorlar yani. Sonra 60 yılında döndün herhalde. Döndüm. Evet. İşte, ne yaptın sonra? Sonra dükkanı ne zaman açtın? Dükkanı valla gittim Çanakkale'de bir arkadaşla ortak olduk. Başladık resim çekmeye. O pek anlamıyordu zaten kendi. Yani iyi şey yapınca, resimler çıkınca başladık. Millet çok almaya gelme. Yani sarkıntılık yapıyordu şeye. Gelenlere. Yani karının biri dedi, böyle böyle daha çok gelecek var ama dedi. Patron dedi, şey, onu patron biliyorlar yani. Patrona dediler, kızıyorlar böyle böyle. Öyle şey yapınca ben onu duyunca hemen bıraktım dedim gideceğim. Kusura bakma dükkanı sana bırakıyorum. Ben dedim gideceğim. Dükkan onundu zaten. Yani ortak olduğumuz zaman. Yok be benim bir işe yaramayan makine. Şey ama el çekmesini biliyoruz. Hani oluyordu yani resimler. Çektim geldim. Sonra İsmail'e yardım ediyordum. Bir kadar açmıştı o yeni. Girdim dedim bak kardeşim. Hani ben dedim dükkan açacağım. Kendimi toparlamaya çalışıyorum. Sen dedim yarın öbür gün dersin böyle böyle bak işimi gördü de benim hani şey yaptı.
Yok dedi, demem dedi, ya sen şey yap. Çalıştık orada birkaç gün. Vakit geldi. Alacakları topladım ben. Vakit geldi. Dedi, ben dükkan açacağım. İsmail. Ben dedim, istersen şey yapacak olursan yani, ben gider başka yerde de açarım. Tekirdağ'ı gözüm alıyordu. Yani, veya Malkara. Yani ikisi de güzel. Yok dedi ya, ben dedi seni ortak alacağım. Dedim, olur. Madem beraber çalışırız. Ne tutuyor? Aradım. 6.500 lira vereceğim dedi bana dedi. Bunun içinde araba da var yanlış anlama. Bir araba aldık. Ortak aldık arabayı. Bir araba aldık. Ve araba da var. Volkswagen. Ondan sonra başladık çalışmaya işte beraber. Beyaz bir Volkswagen vardı. Beyaz. Evet mi? Beyaz. Ondan sonra senin anlayın. Neredeydi dükkan? Dükkan şeyde eski Sümerbank vardı. Kazım amcanın evinin şeyinde. Altında Sümerbank'ın bitişi. Sümerbank da oradaydı. Onun şeyinde. Elhamdülillah. Bak işte çalışmaya başladık hani. Evet, işler çok aldı. Aynen. Yoktu yani böyle meraklı, yoktu bir ganın içinde ya. Ne bileyim yani biz. Ya biz orada başlayınca yani güzel vitrin yaptık falan. Başladı millet çok almaya yani meraklılar. Aldık. Çalıştık işte. O 68'de ben dedi İstanbul'a gideceğim. Ya. Karar verdim. Ya kardeşim benim için şey yapıyorsan ben dedim buradan çıkarım. Sana kalsın dükkan. Ben dedim giderim başka yere de açarım. Kendime güveniyorum ya. Anladım. O beylerin çocukları vardı, resim çektirmişler şeyde. Hani ben de götürmüşler arkadaşların arasında. Demişler ya taşlarda da böyle fotoğrafçı var mı? Fehim, Fehim'i var ya bir şey. Anladım. O diyor. Dedim diyor var ya. Anladım. Ben diyor resmi gösterdim diyor. Aptallaştı diyor bunlar. Anladım. Ben asıl İşler çok aldı tabii. Sonra işte şey köyleri gezdi, bilmem ne yapıyordu. Çeltik ektim. O ara ortakla beraberdik o zaman. Çeltikte. Zaten kendi işimizi yetiştiremiyoruz ya. Dedim ya İsmail kardeşim. Gerek yok yani şey. Daha fazla gezerim ben, daha fazla çalışırız. Ne gerek var buna? Ne lazım? Ya dedi, iyi olur dedi, ek bir iş olursa. Ek bir iş ama bilmediğin işe girmek de yani şey değil. Hani bizi kurtaran Çavuşköy'ünde Kadir vardı adam. Çeltikçi, eski çeltikçi vardı. O. Çavuş bizim anladığımız bir traktör, şey motor daha al, bir Sadık abi, bir motor daha al. Üç tane motor aldırdım. Vallahi dedi utanıyorum ama dedi bir motor daha aldım. Bunlar motopomp mu, traktör mü? Yok yok, şey su motor. Su motor. Su motor. Nemetoka'da yıktık şeyi, Çınar Köprü'de. Bununla beraber açtığınız stüdyonun adı da Foto İstanbul muydu? Evet. Ondan sonra öyle devam etti. Evet öyle devam etti. Bu şeyde garaj parkındaki eğlenceleri de çekiyor muydunuz gidip? Hiç çektim ya ben Pişiren Mehmet'in anladığım şeyi oldu. Anladım mevlidi oldu. Çocuklara yaptı Ahmetlere işte. Ahmet Decahit'e. Efendim Çınar üstünden çıktım. Anladım büyüktü onları böyle büyük. Büyüktüm yani. Aşağı yukarı 1000 metre mi?
1,5 metre falan vardı, bir metre de genişlik vardı. Yani dükkanı astı. Bigayı mı çekmiş? He? Bigayı mı? Yok yok. Şey, işte o Mevlid'i yani çok kalabaydı ya. Eğlenceleri de çektik. Eğlencede, işte eğlence vardı o akşam anladın mı? Eğlencede de çektik falan. Anladın mı? Hep şeyde, evde çektik çocukları. Yani, gidiyorduk canım şeylere. Çağırıyorlar, her tarafa çağırıyorlar. Bütün toplantılara bilmem ne ya. Kadınlar günlere çağırıyor. Gidiyor. İş yani haddinden fazlaydı ya. Böyle unutamadığın hatıran var mı o günlerden, eğlencelerden çekerken fotoğraf falan? Abi, zevkli oluyor tabii yani bir yerde. Abi. İlginç olaylarda yaşıyor muydun? Ya yaşamaz mısın ya? Her şey geliyor insanın başına ya. Mesela? Evet. Neler geliyordu başına? Velhasıl senin anlayacağın işler şeydik işte yani çok aldı, iş çok aldı. Derken gazeteye merak ettik. Geliyor şeyler, o Dursun Sakızlar falan anladın mı? Neydi ya? Birkaç tane var, Ziya anladın mı? Çanakkale'de çalışıyordu o zaman. Ziya Değirmenci. Değirmenci. Elhamdülillah. Arkadaşlar. Ya onların şeylerini canavar Hüseyin. Eski şey yani bunlar gazeteci. Hüseyin abi vardı. Şeyci. Kırtasiye şey yapıyor hem gazetecilik yapıyordu. Aldı. Matbaa falan aldı. Biga'da matbaa vardı ama değil mi? Rendan'ın matbaası vardı. Rendan'ın vardı bir şey. Başka da yoktu ya. Yani. 68'de de Ertol gelmiş, Biga'nın sesini getirmiş. Ertol geldi ya işte. Velhasıl. Stüdyoda düğün fotoğrafı çok çekiyordunuz. Kavga ümmet içiyor mu? Her düğüne ya başladan adamı Demet Okalıların hepsi çağırma. Karabiga çağırıyordu. Falan düğüne. Lapsiki alıştı. Onlar hani göre mi insanlar birbirine? Çekip gidiyoruz. Bazı Çanakkale'ye gidiyorduk. Kavga gürültü çıkıyor muydu? Olmaz mı ya? Hepsi oluyor. Ne oluyordu mesela? Şişede durduğu gibi duruyor mu şeyler? Biz karışmıyoruz, seyrediyoruz karşıdan. Evet. Ayırıyorlar ya kalabalık tabii. Stüdyoda fotoğraf çekerken de kavga gürültü çıkıyor muydu? Gelin fotoğrafları, düğün fotoğrafları? Aa, yok. Onda olmaz. Yalnız anlıyordum. Böyle geliyor. Damat bir şeyde, bir köşede gelin yani, gelinlik bir şeyine. Dedim bunlar anladın mı? Yani 2 ay, 3 ay sonra bunlar boşanır. Yani istemediğini anlıyor insan ya. Anladın mı? Hangisi de oluyordu yani. Ya istemedi mi zor yani babasının şeyini. Hatta şöyle bir şey yani ilginç. Sordular nikahta. Geldi, nikah memuru geldi. İstiyor mu? İşte sen bunu istiyor mu? Kız dedi öğretmen, ben dedi istemem. Evet. Evlenmeyi vazgeçtim. Daha millet anladığım şeyler ki vallahi yürü haydi herkes anladığım kapıdan dışarıya anladığım boşalıverdi. Bir de şoförün şey oldu, Umur Bey'den. Umur Bey'e vermiş kızını. Kız istemiyor, babası zorla veriyor. Ben Asım, aynı durum oldu. Onun da yani böyle nişanda. Ben istemiyorum dedi, anladın mı? Dur dediler bir şeye, anladın mı? Durma herif ya, bir şey bakmış, baktı zorla vermeye çalışıyorlar. Ne gerek var? Ne nasıl? Bozuldu iş yani. Şey, gitmedi kız. Maçlara da gidiyor muydun fotoğraf çekmeye? Gidiyordum. Resimleri çekiyorum. İsmail Engin o zaman işte başkanlık falan yapıyordu. Gidiyordum, çekiyordum resmi. Ya dur mu? Ya nereye duracağım biz? Dükkanı kapayıp gidiyoruz. Ne yapacaksın? Orada duracak durumda işte değiliz ki, iş yok. İşler yetişmesi lazım. Lazım. Senin anlayacağın yani.
Ne demek bunun? Ta şeye kadar. Keşan altını kadar. Keşan altını tarıyorduk hepsini. Yani köyler. Ecavat'ın köylerinde. Bayramıcın, Ezine'nin. Bunlar yani az iş değil yani bir yerde. Çanakkale, hem düğüne gidiyoruz, hem resim çekmeye gidiyoruz, köyleri geziyoruz. Yenice'nin köylerine Hamdi Bey, Hamdi Bey, dur. Çoktu yani iş, iş çoktu yapana. Vitrine kimin resimlerini koyuyordun? Vitrine vallahi koydum da şeyin, Adnan abinin çocuğunu, avukat Adnan'ın çocuğunu falan koydum, şeyi koydum. Okullara gidiyordun değil mi fotoğraf çekmeye? Yani o zaman nasıldı sistem? Arabayla ben hepsini geziyordum ya. Orada çekiyorum, haydi geliyorum. Böyle iki yerde, üç yerde oluyordu. Müsamere son zamanlarda. Müsamere. Evet. Mecbur yani yok başka. Bizden var, benden başka. Hepsini aklıyorduk yani. Okullarda. Şimdi şey yalnız, arşivi kim yaptı sen onu anladın. Negatifleri yaktılar diyorsun ya. Yani. Ya çocuklar anladım orada benim çalışan çocuklar vardı. Onlar yakmış Çavuşköy'den. İbrahim abi vardı anladım, onun çocuğu vardı. O vardı, o duruyordu yani. Ancak yetiştirdik onu. Yetiştirsek de tabii hemen öğrenecek değil ki. Hani velhasıl çok fotoğrafım vardı artmış böyle vardım. Üşümüş ısınmışlar odun alamıyorlar hesap et ya o dereceye gelmiş iş anladın mı? Getirmişler dükkanı. Hesap et fotoğrafçılar. Sen Çanakkale'deydin herhalde. Çanakkale'deydim. Ayrılamıyordum yani şeyin başından. Mecbur kaldık. Emniyet müdürü falan şey yapma, hani ayrılma saat işin başından. Çocuklar yanlış iş yapıyor diye. Kendi fotoğrafında yok mu eski fotoğraf? Vallahi çekelim. Yok ya. Sen ne yapıyorsun ya? Orada hepsi gitmiş yani şeye. Evde kendi fotoğrafında yok mu sadece? Yok yani. Hiç? Hiç. Çektiriyoruz vesikalık orada. Yok vesikalık. Bu eskilerde yok. Fotoğraf çekerken falan vardı, hepsi vardı ya. Ne oldu onlar? Onlar hepsi gitmişti. Üşümüş çocuklar işte. Isırmışlar fotoğraflarla. Ben ondan sonra subaylar geldi İstanbul'un mesela. Biga'nın yerini çektirdim bilmem ne yaptım var fotoğraflar. Çoktu yani. İstanbul'un, hep her tarafın Beşiktaş'ı şeyi.